Rüya abi. Ocak kuyu. Orta zamanda köye dediğimiz var. Bunlar ile selamlıyorum. Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı Kars gemisimiz anevren yeriyle, kaleleriyle, 46 adet tabyasıyla yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kültür ve turizm merkezi. Kars aynı zamanda ilklerin şehri. Ebu Menüçer Camisi Anadolu'da ilk gazi unvanlı şehir Kars ve bunun yanında milli mücadele döneminde Cumhuriyetimize ilham kaynağı olan Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti Anadolu'da kurulan ilk cumhuriyet ve aynı zamanda Anadolu'da kullanılan ilk Türkçe isimli şehir. Böyle küçük parçalarda çıkıyor aradan yani. Okuyucuysa eğer yani bir yere monte edilmiş bu çünkü. Yani sanki bir şeyin üstündeymiş. Şey, gösteri şeyi de olabilir. Ha? Gösteri oku da olabilir. Sadece hedef, bir yarım. Hedef oku olmuyor bile. Hedef oku da değil de. Gösteri oku olabilir. Gösteri oku olabilir. Yani bir, sanki bir süslemede yer almış olabilir gibi böyle. Bir, bir kasanın sandığın falan üstünde bir parçaymış gibi. Olabilir. Sanki buradan çünkü kopmuş evet, almış gibi. Evet. Malzeme ne? Bu bronz şu anda. Bronz. Yani ama korozyona uğradığı için tabii tabii. Şey rengi gitti. Çok teşekkürler. Buyurun hocam. Ya bak. Ya hak. Ya hak değil mi? Gerçekten Ahlat'ın da Malazgirt'in de kaderinin yeniden iyiye doğru dönüşmeye başladığını, Türkiye'nin dört bir yanından hem gençlerimizin hem vatandaşlarımızın o bölgeyi görmek için gittiklerini, Ahlat'taki mezarlıkların çok daha iyi bakılmaya başlandığını yaşıyoruz, görüyoruz ve her yıl yapılan etkinliklere de çok daha fazla teveccüh olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bunun tabii ki bir parçası her sene etkinliklerimizin tanıtımını farklı bir lokasyondan yapıyoruz. Zaman zaman yurt dışı, zaman zaman yurt içi, bizim gönül coğrafyamız diyebileceğimiz yerlerde bu işleri sürdürüyoruz. Bugün Ani'deyiz. Ani, Alparslan'ın Malazgirt'ten önce fethettiği, işte görüyorsunuz 1000 yılı aşkın şu anda burada bir ören yerinin ortasındayız aynı zamanda. O zamanki kadim şehrin, ondan sonra üstüne yanına yapılan Selçuklu şehrinin olduğu bölge. Bu vesileyle buranın da kamuoyunun bir hafıza tazeleme nevinden dikkatine sunulmasını planladık. İnşallah Ani'de hak ettiği ilgiyi görür. Bizim bu topraklardaki tarihimizin işte 950 yılı aşkın
köşe taşlarından bir tanesi de burası. Ve inşallah hem buranın arkeolojik olarak bakımının çok daha üst düzeyde yapılabilmesine, hem vatandaşlarımızın buraya daha çok gelmesine vesile olur. Bütün bunlar niye önemli? Bütün bunlar toprakları vatan yapanın kimlik olduğu, bir şuur olduğu, bir sahiplenmeyle mümkün olduğu, insanları birbirine bağlayan şeylerin aynı zamanda sizi toprağa bağlaması gerektiği, bunları yeni nesillere aktarmak. Çünkü işte gençlerle ilgili çok farklı yargılarda bulunuluyor, çok farklı tespitler yapılıyor. Ama modern çağ, işte 21. yüzyılın dünyası insanların vatan bilincini biraz kaybetmesini sanki zorluyor. Yani insanların ülkelerine, bayraklarına, dinlerine olan aidiyet bağlarını zayıflatmayı biraz zorluyor, öngörüyor. Biz millet olarak tarihimizi bunu yaşatmamıza borçluyuz. Birbirimize bu bağlarla kenetlenmeye borçluyuz. Onun için bu şuuru yaşatmak için de işte Ani'yi bilmemiz lazım, Ahlat'ı bilmemiz lazım, Malazgirt'i bilmemiz lazım. Elbette Çanakkale'yi bilmemiz lazım. Onun için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene de inşallah bütün bu felaketlerin yaşandığı, milletimizin morale çok ihtiyacının olduğu, dayanışma duygusunun güçlü kalmasına çok ihtiyacının olduğu bir dönemde ümit ediyorum ki bizim Ahlat Malazgirt etkinliklerimiz bu anlamda da bir katkı sağlar. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayan kurum kuruluşlarımıza, başta Okçular Vakfımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı bu etkinlikleri takibe, Ani'yi, Ahlat'ı, Malazgirt'i ziyarete tekrar davet ediyorum.